sözcüğünde niye artlamaksızlaşma oluyor? Artlamaksızlaşma bakın ünlünün kalınlaşması. Ses olaylarına da ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Sen sözcüğünde niye bu şekilde oluyor? Onun da sebebini kısaca açıklayayım. Hatta açıklamak isteyen varsa kendisi de açıklayabilir. Var mı? Açıklıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar bu sözcüklerdeki artlamaksızlaşmayı bizim tam olarak anlayabilmemiz için eski Türkçe'ye gitmemiz lazım. Şimdi yeniden yazıyorum ben. Ben sözcüğüne yönelme ekini getirdim. Sen sözcüğüne birazdan göreceksiniz. Yönelme ekini getirdim. Bu sefer eski Türkçedeki eki, Göktürk Türkçesindeki eki getirdim. Uygur Türkçesinde GG şeklinde de gelebilir bu. Yönelme eki, Göktürk Türkçesinde KK şeklinde gelir. Hep K'li biçimde. Uygur Türkçesinde GG'li şekilde de gelebilir. Ama bizim için fark etmiyor. Şimdi tarihi dönemleri işlerken arkadaşlar çok önemli bir kuralımız var bizim. N ve G sesleri bir araya geldiğinde veya NK sesleri bir araya geldiğinde bakın. Bir dakika. Evet bakın şurada. NG ve NK sesleri bir araya geldiğinde arkadaşlar tarihi dönemlerin hepsinde bu görülecek. Bu sesler arkadaşlar nazal N'ye dönüşür. Yani NG bir araya geldiğinde nazal N'ye dönüşür. NK bir araya geldiğinde nazal N'ye dönüşür. Bundan dolayı bakın şurada işaret koyduğum yerde NK bir araya geldiği için orada nazal N oluşuyor. Aşağıda yine NK bir araya geldiği için nazal N oluşuyor. Nazal N'nin de çok önemli bir özelliği var. Kalınlaştırma. Kendisinden önceki ünlünün artlamaksızlaşmasına sebep olur. Tanrı niye Tanrı olmuştur? Nazal N'den dolayı. Sen niye sana oluyor? Nazal N'den dolayı. Ben niye bana oluyor? Nazal N'den dolayı. Anladınız mı demek istediğimi? Ben sözcüğünün yönelme eki aldığında bana şeklinde bir dakika ona da geleceğiz. Bana şeklinde değişmesinin. Sen sözcüğünün yönelme eki aldığında sana şeklinde artlamaksızlaşma olmasının sebebi nazal neydir? Ben sözcüğünün sonundaki N sesi yönelme ekinin K'siyle veya G'siyle bir araya geldiğinde hemen nazal N oluşur orada. Nazal N de kendinden önceki ünlüyü kalınlaştırır. Bunun sebebi budur. Yani biz günümüzdeki ses olaylarının arkadaşlar eski Türkçe'ye kadar gitmeden tam olarak bazı ses olaylarının sebebini bulamayız. Şimdi